Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri, ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Teknoloji Oku yorum programının yeni bölümüyle karşınızdayız yine her hafta olduğu gibi. Bu hafta güzel müjdelerimiz var. Evet, kötü dolar, haberlerimiz de var. Gibi. Dolar düştü. Dolar düştü, evet. Dolar düştü. Bayağı düştü ama. Evet, geçtiğimiz hafta arkadaşlar biliyorsunuz bir istifa haberi gelmişti. Sonra koltuk boş kaldı. Boş kalınca dolar bayağı bir düştü. Evet, tabii normal ülkelerde bunlar tam tersi olacakken bizim ülkemizde. Normalde bakanın istifa etmesi doların... Evet, belirsizlik aldığı için hani bir yükselme falan olması lazım ama koltuk boş kaldı süre içerisinde 7'lere kadar gelinemişti. Evet, şu anda 7,5 falan mı şu anda galiba, öyle bir şey değil mi? Pardon, 8'lere kadar gelinemişti. Şimdi 7,7'lere kadar falan düştü. Çok güzel. Ve bu şu açıdan önemli arkadaşlar. Telefon fiyatları biliyorsunuz direkt olarak dövizle endeksli olduğu için önümüzdeki dönemde... Sadece telefon değil mi? Teknoloji ağırlıklı olarak ama evet. Önümüzdeki dönemde belki fiyatlarda bir düşüş olabilir diye umuyoruz. Kesin olacak bence. Yani. Ama şöyle olmuyor bazen. Ama döviz hani kurlardaki o artış yansıdı mı telefon fiyatlarına, onu da bir değerlendirmek lazım. Çünkü birden biliyorsunuz 8 olacak mı olmayacak mı diye tartışıyorduk. 8,5 oldu. Bir baktık 8,5 oldu. Hı. Yani çok ani bir artış olduğu için hani o fiyatlar muhtemelen yansımadı ilk etapta. Bir de bu Kasım ayında sürekli bir indirimler evet. Oluyor ya. Tabii şimdi şöyle bir durum da oldu biliyorsun. Doların o artışı yani 8,5 çıktığı zaman da fiyatlar artmadı. 7,60'a şimdi indi. Evet. Düşmeyecek diye gibi geliyor bana. Ya bir de şimdi şunu bekliyor üreticiler mesela. Hani bu seviyelere indi dolar ama ne kadar orada kalacak? Çünkü evet. Son dönemde döviz kurları çok fazla oynak. Dolayısıyla çok fazla dalgalanma olduğu için de yani üreticiler de bir zam yapayım, bir fiyat indireyim, tekrar zam yapayım. Onu çok fazla şey yapmıyorlar yani. Ya bir de tabii şimdi şöyle düşün. Bütün operasyon etkileniyor bundan. Yani evet. Sen o fiyatı hani böyle şık diye parmağınla yapamıyorsun. Mesela ben bazı üreticilerde gördüm bu arada. Üretici değil de mesela Amazon.com'da bir şey bakıyorum ben. Türkiye sitesinden bahsediyorum. Bir bakıyorum işte örnek 1000 liralık bir tripod bakıyorduk hatta Oğuz'la da beraber. Evet, geçen haftalarda. Hani bir bakıyorum işte refresh yapıyorum 1100 olmuş. Refresh yapıyorum 950 düşmüş. Yani bu arada da hani yarım gün bir gün fark ediyor. Evet, çok hızlı. Çok hızlı değiştirebiliyorlar. Her üründe böyle olmuyor tabii ama. Telefonda vesaire de olmuyor ama dediğin doğrudur o. Muhtemelen üretici de şimdi bakıyor yani bu 7,60 ama yarın 8 olmayacağının garantisi yok. Ama ben telefon fiyatlarının düşmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani şu döviz kurlarının düşmesinden ötürü eğer yeniden 8 ve üzerini zorlamazsa muhtemelen önümüzdeki Aralık ayında. Bakın zorlamazsa ama Aralık ayında fiyatlar bence biraz daha normal seviyelere inecektir diye düşünüyorum. Yani atıyorum şu anda 3100-3200 lira olan telefonlar 2800 liralara falan düşebilir. O zaman beklemede kalmakta fayda yani var. Yani evet ama baktığınız dolar yine 8 açtı. Beklemeyin çok fazla. Evet. Şimdi bir haftanın bir diğer önemli konusu ise konsollar geldi. Konsollar satışa sunuldu arkadaşlar. Ama yok şey tarafı sunulmadı galiba. Ya PlayStation 5 ön siparişteydi. Zaten onun stokları yok. Şu anda hani o teknoloji mağazalarına da direkt olarak satışa sunulmuş değil. Çünkü hatta stok Mediamarkt'ta yok. Mediamarkt'ta görmedik biz. Stok yok çünkü şu anda. Yani şeyde bile yok. Hani e-ticaret sitelerinde açıyorlar biliyorsun en önce zaten. Ön sipariş muhabbetine. Amazon'da açıldı işte. Game Over mu ne? Orada açılmıştı. Hepsi burada da gördüm ben. Birkaç tane daha elektronik mağazasında gördüm. Açıldı arkadaşlar. Açılır açılmaz da tükendi. Yani tabii stokların ne kadar olduğunu bilmiyorum ama evet. Hani şu anda PlayStation 5 tarafında bir stok sıkıntısı olduğu biliniyor. Ama Xbox var. Biz Xbox gittik var, gördük. Evet. Mesela şeyde de var. Hani orada koymamışlardı mesela şeyi Series X'i ama. X yoktu evet. Series S mesela vardı arkadaşlar. Onun fiyatı Series da vardı. Ben yanlış söyledim az önce. Küsür liralardaydı. 5399. Evet ama Series X'i koymamışlardı. Belki depoda vardır bilmiyoruz. Sormadık sonuçta ama bir de evet. O gün daha hani satışa çıkmıştı. Dolayısıyla şu anda Series X ve Series S'i şeyden alabiliyorsunuz. İnternetten direkt sipariş verip hemen kargoya verilebiliyor. Öyle bir şey var. PlayStation yok ama şu anda. Yani baktığınız zaman da stok yok diye gösteriyor ki bir de dijital versiyon daha gelmedi. O da 2021'de gelecekti arkadaşlar. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum konsol alacak olanlara. Bu biliyorsunuz bir ek gümrük vergisi getirmişlerdi. %50 oranında. Bu 1 Ocak itibariyle kalkacak arkadaşlar. Eğer bunu bir kez daha uzatmazlarsa ya da daimi hale getirmezlerse 1 Ocak'ta bu %20 sınırlarına düşecekti. Dolayısıyla burada konsol fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanabilir ki hatırlayın Microsoft daha önce fiyatını 7399 mu 499 evet. mu öyle bir şey açıklamıştı. Ve o muhtemelen o verginin %20'lik kısmına göreydi. Sonradan geri çekip yükselttiler falan. Sonra bir daha indirdiler yalnız. Çok komik bir şeyler oldu. Sonra indirdi diye indirdiler onu da. Eğer bu vergi tekrardan düşerse arkadaşlar hem Sony hem de Microsoft fiyatı yeniden
7000 liralar seviyesine çekebilirler. O yüzden bence çok aceleniz yoksa, ki düşünmüyorum çok aceleniz olacağını. Çünkü şu anda hani yeni nesil konsollarda ekskluziv oyunlar da yok daha. Evet. Hani Microsoft hiç getirmedi zaten. Çıkış oyunu vermedi birinci partide. Sony'de 2-3 tane oyun verdi. Onları da zaten PlayStation 4'e de geldi. İşte Spider-Man, Miles Morales ya da işte Sackboy falan. Onlar ikisi de yine PlayStation 4'te oynanabiliyor. Demon's Souls da zaten remake'ti. Yani remake olmasa da olur yani. Yani hani çok şey değil. Yani bir de o çok zor bir oyun. Onu herkes öyle oynamıyor çok fazla da. Dolayısıyla bence benim size tavsiyem beklemeniz yönünde arkadaşlar. Hem bakarsınız dolar da biraz daha düşer. Malum bir düşüş trendine girdi. Belki bu biraz daha devam eder. Çok şişmişti. Ne bileyim, belki tekrardan 6-9'ları falan görür. 7'yi görür. Eğer öyle olursa aralığa kadar bekleyin. Zaten bu fiyatların üzerine çıkacağını ben zannetmiyorum kısa vadede de. Ha, Ocak'ta tekrardan uzatırlarsa ama vergiyi, bilin ki bu artık kalıcı hale gelecektir. Eğer kur da artmazsa o şu anki rakamlar da kalır. Ama kur da artarsa fiyatlar da artar. Aynen, bu tamamen kura bağlı arkadaşlar. Belki o zaman hani duyurulmuş oyun yok ama yani Cyberpunk falan çıkacak ama o exclusive değil. O zaten hepsine çıkıyor yani. Exclusive değil zaten. Ya 2021'de belki birkaç tane exclusive gelir. O da hani Sony cephesinde. Microsoft'ta çok böyle bir gayret görmüyorum ben şu anda. Onlar Game Pass'e yoğunlaşmış durumdalar. Evet. Şimdi bir diğer konu da FES diye yeni bir Merkez Bankası'nın çıkardığı ödeme sistemi var. Biliyorsunuz şimdi bize EFT gönderirken belli bir saatten sonra, 4 ya da 5 galiba. 5'ten sonra EFT gönderemiyoruz. Yani EFT ne demek? Benim bankalar bankam arası. X banka, Osman'ın bankası Y bankası, ben ona para yollayacağım. Onu ancak mesai saatleri içinde ve saat işte 9'da 5 arası yollayabiliyorduk. Şimdi yeni bir sistem deneniyor, FES adı verilen. Bu sistemde 7/24 anında para yollayabileceğiz ki ben zaten niye böyle bir şey yapamıyorduk onu da bilmiyorum. Ya ben mesela şeyden çok rahatsız oldum. Havale mesela anında geçiyor. Direkt ben basayım tuşa, tak senin hesabın görünüyor. 7/24 çıkıyor, o güzel. Ama aynı banka olması gerekiyor. Havale zaten aynı banka arasında oluyor. Ama EFT'de gönderiyorsun. Hele bir de meblağ büyükse bekle, Allah bekle. 15 dakikada mı geçer? 20 dakikada mı geçer? O da mesai saati içinde. Ya, o mesai saati içinde zaten. Mesai saati dışındaysa zaten direkt erteliyor bir sonraki güne. Yani dolayısıyla bunun 7/24'e dönmesi bence olumlu bir şey. Bir de şu havale kadar hızlı yaparlarsa işlemleri. Harika o zaman olur. O numara olur ama 7/24 olması da bence güzel bir şey. Evet. Şimdi 18 Aralık'ta deneme amaçlı birkaç banka kullanmaya başlayacak. Benim öğrendiğim bir İş Bankası başlamış. Bir de Akbank başlayacak. İkisi evet. Başlıyor. Diğerlerinden bir bilgimiz yok. Açıklama yapılmadı. 18 Aralık'tan sonra atıyorum muhtemelen 2021'den itibaren birçok bankada bunu desteklediği ya zaman. Ya tabii bir iki banka yapmaya başladığı zaman zaten. Mecburen diğerleri de başlayacaktır. Rekabet. Çünkü şimdi bir iki banka reklam yapar bununla ilgili. Öbürleri abi. Başladılar bile tabii. Akbank filan duyurdu. İş Bankası da duyurdu. Onlar da yapar yani. Yani yakında başlar. Böyle de güzel bir şey olacak. Bunda müjdesini, haberini vermiş olalım. Zaten Türkiye'de öyle öne çıkan bankada pek kalmadı. Bir garanti var işte. Çok yaygınlık anlamında. Akbank var. İşte en para falan var. Çok konuşulan yani. En para da banka değil. Yani. Şu an bir finans bankası mı malum? Bir şey yani o da. Yani baktığımız zaman şu an bir finans bankının herhalde internet uzantısı gibi bir şey. Evet evet. Dijital bankacılık versiyonu en para. Ama garanti yaparsa iyi olur çünkü garantinin çok müşterisi var. Ya garanti zaten dedim ya. Garanti gibi. Akbankası bir de İş Bankası. Yani bu üçü kaldı herhalde sivrilen banka olarak. Evet. Eskiden ben hatırlıyorum. Bir sürü banka vardı. İmar Bankası falan vardı orada. Hiç girmeyelim onlara, boşver. Evet, bir haftalık programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni konularla karşınızda olacağız. O güne kadar kendinize iyi bakın, kanala abone olun ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağda takip edin. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.